Çeşitli sebeplerden Suriye dışında bulunan ve iç savaş nedeniyle evlerine dönemeyen Suriyelilerin İzmir'deki sayılarının 100 bini geçtiği belirtiliyor. Özgür Suriye Ordusu ve El-Kaide bağlantılı Irak Şam İslam Devleti tarafları arasındaki çatışmalar devam ederken, çatışmalar öncesinde çeşitli sebeplerden ülke dışında bulunan Suriyeliler sınır kapıları kapanınca Türkiye tarafında kaldı. Kalacak yerleri bulunmayan Suriyeliler İzmir'in Ballıkuyu, Agora, Çimentepe, Gediz ve Karabağlar gibi bölgeleri tercih edip hayatlarını devam ettirmeye çalışıyor. İzmir'de toplamda 100 bini aşkın Suriyeli mülteci var. Biz de şimdi Konak ilçesine bağlı Yeni Mahalle ve Süvari Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli mültecilerin yaşam şartlarını ve buradaki vatandaşlarla olan ilişkilerini ekranlarınıza getireceğiz. İzmir'in Konak ilçesine bağlı Yeni Mahalle ve Süvari Mahallesi'nde yaşayan iki Suriyeli aile yaşadıkları evi göstererek yaşam koşullarının ne kadar ağır olduğunu ve para kazanmanın zor olduğunu söyledi. Var. Buradaydı. Şey diyor, hani sigortalı iş istiyormuş. Ondan sonra hastası varmış, bayağı bir hasta. İşte hani yardıma ihtiyaçları var. İşleri yokmuş. Hava da soğuk. Ufak sobaları var. Isınamıyorlar. Hasta var zaten. Evde de bayağı bir aile var. Ufak şurada var değil mi dayı? Ufak var, büyük var ya. Zarok ey piri. Zarok ey ne? Kaç kişi yaşıyorlarmış peki şu an? Kaç kişi? 10 kişi. 10 kişi bu evde. 10 kişi, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Paramız yok diyor. Paramız benim yok der. İş yok der. Bu onların tüpleri. Hani yemeği bunun üstüne yapıyorlar. Ağaçta zaten orada. Ağaçtan çekip ondan sonra altına atıp yakıyorlar. Bunu satayım. Yani bir gün 10 lira satayım, ekmek getireyim. Konak ilçesine bağlı Süvari Mahallesi'nde 10 senedir muhtarlık yapan Ali Yüksel ise orada yaşayan Suriyelilerden bahsederken hiçbir problem yaşamadık. Burada yaşayan mahalleli de ellerinden geldiğince yardım ediyor dedi. Herhangi bir şikayet vuku bulmadı. Şu anda benim mahallemde hemen hemen her sokağımda bir tane veya iki tane yerleşmiş Suriyeli vatandaşım var. Kimisinin valilikten oturma belgesi var, kimisinin yok. O oturma belgesi olanların kayıtları bende mevcuttur. Onlara da sosyal yardımlardan faydalandırıyoruz. Bir çocuklar okusun diyerekten elimizden geleni yapıyoruz. Okullara kaydettirdik. Bir hırsızlık vukuusu yok. Ama dilenci derseniz bir tek kişi var. O da 746 sokak 79 numarada ikamet ediyor. 4-5 tane çocuğu var. İki kolu yok. İki kolu olmadığı için de sosyal yardımlardan tabii ki olsa oradaki savaşta kollar kopmuş. Ne yapacaktır? Ne yapması gerekiyor? Kaçmış gelmiş. Buyurun. Adım Yeniz Muhammed. Bunlar Suriyeli vatandaşlarım.